Şu ağaca mı taksak ki? Dalları inceleyin mi? Bu ağaç hocam, birkaç dal. Hocam bunlar daha da ayrılmış. Kalın ya dallar. Projemizin ismi Kuş Evleri Projesi. Projemiz öğrencilerin girişimleri okul idaremizin desteğiyle oluşturuldu. Bugüne kadar 300'e yakın kuş evi yaptık ve hala yapmaya devam ediyoruz. Projeye nereden esinlendik? Osmanlı döneminden beri kuş evleri gerek mimari yapıda gerek çevre yapısında kullanılmakta. Biz de elimizdeki atık malzemeler ile bunları öğrencilerle birlikte bir araya getirdik ve kuş evlerini oluşturduk. Öğrencilerimiz de ben yaptım hissini oluşturduk. Amacımız öğrencilere doğada başka canlıların olduğunu hissettirmek. Öğrencilerimiz bu projeyi yaparak hem yaparak yaşayarak öğreniyorlar hem de ben yaptım diyerek diğer canlılara ekolojik dengeye destek sağlıyorlar. Osmanlı döneminde hemen her mimaride kuş evleri projesi vardı. Hatta zerafetin, iyiliğin sembolü olarak tanınırdı. Biz aynı iyiliği, aynı hassasiyeti öğrencilerimizde de oluşturmak istiyoruz. Dünyanın ilk hayvan hastanesini Osmanlı kurmuştu. Gurabane-i Laklakan gerek hasta leylekler gerek göçmen kuşları tedavi ediyordu. Öğrencilerimiz de kış aylarında kuşların sıcak yuvalara girdiğini, yaz aylarında sıcaktan korunduğunu gördükçe çok mutlu oluyorlar ve projemize severek destek çıkıyorlar. Kaç kuş evi yaptınız? 300'e yakın kuş evimiz var. Hala devam ediyor. Hatta elimizdeki fazla kuş evlerini diğer okullara da gönderdik. Aynı projeyi onlara da örnek olarak sunduk. Onlarda da bu doğadaki diğer canlılara karşı hayvan sevgisi, iyilik, merhamet. Amacımız Osmanlı geleneğini olduğu gibi sürdürmek ve bunu büyük oranda sağladığımızı düşünüyoruz. Çünkü öğrencilerimizden hep olumlu dönüşler alıyoruz. Projemizi başarıyla devam ettiriyoruz. Bu projeyi ilkin Akile hocamızdan öğrendik, tarih öğretmenimizdir kendisi. Bize Osmanlı'da böyle şeylerin olduğunu söyledi, Osmanlı'da böyle bir geleneğin olduğunu söyledi. Onlar betondan, mimari yapıdan yapıyordular. İlkin insanlar evlerini yapmak istediklerinde bu mimarileri hazırlıyordular. Bununla birlikte yapıyordular, tasarlıyordular evlerini. Biz de böyle heyecan kaptık hocamızın söylemesiyle. İdareye bildirdik, idare olumlu karşıladı. Bunun üzerine yapmaya çalıştık. Tahtalardan yaptık. Yönlerini kuzeybatıya doğru çevirmeye dikkat gösterdik. Çünkü rüzgar oradan esiyor. Bu şeyleri gidip de hani illa bir marangozdan falan yapmadık. İlla bir para harcamadık. İdari şeylere falan girmedik. Okulumuzda eski tahta masaları marangozlukla şeyle
hepsini kesip, biçip, ölçüp kuş evi haline getirdik. Kuş evi projesinde amacımız kuşların yuvasının, en azından bir yuvasının bulunmasıydı. Kuş evlerine baktığımızda, bahçeye çıkıp kuş evlerine baktığımızda tahtalardan yapılmış kuş evlerini gördüğümüzde ben yaptım şeyi oluşuyor bizde. O duygu bizi çok mutlu ediyor. Orada görmemiz bizi çok mutlu ediyor. Peki kuş evlerini tamamlayıp aslında biz şimdi neyi bekliyoruz? Şimdi kuşların gelmesini bekliyoruz. Hani gelip yuva yapsınlar, onlar da mutlu olsunlar, bizim gibi onların da evi olsunlar diye bekliyoruz biz.